Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Kur'an-ı Kerim'de bir kavmin dirilişi, bununla alakalı Bakara suresinde nazara verilen bir olayı beraberce değerlendirmeye çalışacağız. Bu ilgili bölümde Bakara suresi 246-248. Ayetlerde Allah-u Teala İsrailoğullarından bir kahramanın çıkışı ve bu kahramanla o milletin yeniden dirilişe mazhar oluşu, bu olayları bize anlatıyor. Ve bu vesileyle bir liderde bulunması gereken bir takım vasıflar Kur'an'ı perspektiften bizlere bildiriliyor. Cenab-ı Hak şöyle anlatmakta: Elem tara ilel mele'i min beni İsraile min badi Musa. İsrailoğullarından bir topluluğa, Musa'dan sonraki İsrailoğullarından bir topluluğa bakmaz mısın? İzgalu linebiyillehum, onlar kendilerinin peygamberine şöyle demişlerdi: İb'athlene meliken nugatil fi sebilillah. Bizim için bir hükümdar seç, bir komutan seç ve biz Allah yolunda savaşalım. Gale hel asaytum in kutiba aleykumul qitalu alla tuqatilu. Peygamber onlara dedi ki, eğer o şekilde bir kumandan seçilirse, ya Allah yolunda savaşmazsanız o zaman ne olacak? Galu ve ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Onlar dediler ki, bize ne oluyor ki Allah yolunda savaşmayalım? Vakad uhricna min diyarina ve ebnaina. Vatanlarımızdan çıkarıldık, evlatlarımızdan ayrı kaldık. Bu durumda savaşmaktan başka ne yapabiliriz? Felemma kutiba aleyhimul qitalu tevellev, ama savaş kendilerine yazıldığında, haydi savaşın denildiğinde onlar yüz çevirdiler. İlla galilen minhum, çok azı müstesna. Çok azı müstesna olmak üzere savaş kendilerine yazıldığında, farz kılındığında onlar savaşmadılar. Vallahu alimun biz zalimin, Allah zalimleri elbette bilendir. Ve gâle lehum nebiyyuhum, onların peygamberleri onlara şöyle dedi: İnnallâhe gad be'ase lekum talûte melike. Allah melik olarak, hükümdar olarak size Talut'u gönderdi. Galu, onlar dediler: Enna yekunu lehul mülkü aleyna. O bize nasıl hükmedebilir ki? O bize nasıl hükümdar olabilir ki? Ve nahnu ehakku bil mülki minhu. Biz idareye, saltanata ondan daha layıkız. İdare etmeye, hükümdar olmaya daha ehiliz dediler. Ve lem yu'te sa'aten minel mal. Ve üstelik ona mal olarak bir genişlikte verilmedi. Maddi imkanları da yok dediler. Gale, peygamberler onlara şöyle cevap verdi: İnnallâhe istafâhu aleykum. Allah onu size seçti. Ve zâdehu bastaten fil ilmi vel cism. Ve ilimde ve cisimde, cesamette onu ziyade kıldı. İlmi de çok ve daha böyle görkemli bir insan. Vallahu yu'ti mulkehu men yeşâ. Allah mülkünü dilediğine nasip eder, dilediğine verir. Yani saltanatı Allah dilediğine verir. Vallahu vâsi'un alim. Allah genişletendir ve bilendir. Her şeyi bilendir. Ve gâle lehum nebiyyuhum, ve onların peygamberi onlara şöyle söyledi: İnne âyete mülkihi en ye'tiyekumut tabutu. Onun mülkünün size hükümdar olmasının alameti şudur: tabutun size gelmesi. Fihi sekinetun min rabbikum, ve o tabutta sizin için Rabbinizden bir sekine vardır. Ve bakiyetun mimma terake âli Musa ve âli Harun. Hazreti Musa hanedanı ve Hazreti Harun hanedanının geride bırakmış olduğu şeyler vardır onda. Tahmiluhul melaike, melekler bunu taşır.
İnne fî zâlike le âyeten lekum. Bunda sizin için bir ayet vardır. İn küntüm müminin. Eğer mümin iseniz, eğer inananlardan iseniz bunda sizin için bir ayet vardır. Yine ayetlere dayanarak baştan itibaren değerlendirecek olursak, elem tara, görmedin mi? Burada ayetin muhatabı başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aslında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam doğrudan olayı görmedi. Çünkü olay binlerce yıl öncesinde gerçekleşmiş bir olaydı. Ama önemli bir olay olduğu için Kur'an-ı Kerim bu olaya yer verdi. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de yer alması olayın son derece önemli olduğuna dikkat çekiyor. Burada şunu da belki ifade etmemizde fayda var. Her ne kadar ilk muhatap Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ise de tek muhatap Peygamberimiz değildir. Normalde sizler ve bizler hepimiz ayet-i kerimede muhatap olarak kendimizi görebiliriz. Elem tera derken yani görmedin mi? Yani görünüz, bakınız. Kur'an-ı Kerim'in üçte birinin kıssalar olması, tarihte meydana gelmiş gerek peygamberlerle ilgili gerekse peygamberler dışında bir takım olaylara Kur'an-ı Kerim'de yer verilmesi gerçekten düşündürücüdür. Bu da bir anlatım metodu ve anlatımda esas olan etkinliktir ve o etkinlik hangi metotlarla sağlanabilecekse o metotlardan istifade etmek gerektir. Vaka metodu, işte dersleri, ibretleri olaylarla anlatmak çok etkili bir anlatım tarzıdır. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunun en güzel örneklerini biz insanlara vermektedir. İşte elem tera derken görmedin mi? İlk muhatap itibariyle Peygamberimiz ve belki de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bunların görüntüleri de gösteriliyor. Onun ruhuna ayrıntıları da belki gösteriliyor. Oralar meçhulümüz. Ama bize bakan yönüyle Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şekliyle en azından hayalen bunları görüyoruz. Ve tarih aynasında bunları görüyoruz. Bir millet bir kurtarıcı bekliyor. İçlerinden bir yiğidin çıkmasını bekliyor. Ve o yürüyecek, ardından bir millet yürüyecek. Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'den gerçekten güzel bir örnek bizlere sunuluyor. Ve min badi Musa diyor, Musa'dan sonra. Hazreti Musa tarihin önemli şahsiyetlerindendir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ile alakalı biz kurunu ulayı helak ettikten sonra Musa'yı gönderdik buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani Hazreti Musa dönüm noktasında gelmiş bir şahsiyettir. Ve onun gelmesi insanlık tarihinin farklı bir akışına sebebiyet vermiştir. Ve o gelinceye kadarki dönem kurunu uladır, ilk dönem. Ondan peygamberimize kadarki olan dönem kurunu vustadır, orta dönem. Peygamberimizden kıyamet gelinceye kadar, kopuncaya kadar olan dönem ise kurunu uhradır, yani ahir zaman. İşte Hazreti Musa İsrailoğullarını hürriyetine kavuşturdu. Firavun esareti altında inleyen o insanları hürriyet nimetine kavuşturdu. Ve onlar müstakil bir devlet haline geldiler ve büyük bir devlet tesis edebildiler. Ancak daha sonra durum değişti. Daha sonra içlerinde bozulmalar, çözülmeler, dağılmalar oldu. Ve bunun neticesinde başka milletler onlara hükmetmeye başladı. İşte acaba nasıl hürriyetimize kavuşuruz? Nasıl eski şanlı günlerimize dönebiliriz? Bunun arayışı kendilerinde başladı. Ve burada ilel mele demek suretiyle, yani onlardan seçkin bir topluluk, yani mele tabiri göz dolduran seçkin topluluk anlamında. Dolayısıyla bunlar herhangi bir topluluk değil, halk arasından rastgele bir topluluk değil, milletin bekasını düşünen, kendilerinin istikbalini, milletlerinin istikbalini düşünen seçkin bir topluluk. Bunlar bir peygambere varıyorlar ve o peygamberden kendileri için bir lider seçmesini, bir önder seçmesini talep ediyorlar. اِذْ قَالُوا لِنَب۪يِّنْ لَهُمْ. Onlar bir peygamberlerine şöyle demişlerdi. Burada isim verilmemiş.
hangi peygamber olduğu söylenmemiş. Bu Kur'an-ı Kerim'in genel anlatım tarzıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şahıslardan ziyade onların temsil ettikleri noktalara dikkat çekmektedir. Dolayısıyla burada o peygamberin isminden ziyade peygamberlik vasfı daha ön planda. İşte bunlar o peygambere gittiler ve dediler ki İb'as lena meliken, bizim için bir lider, bir hükümdar seç. Nugatil fi sebilillah, onun sancağı altında Allah yolunda savaşalım ve hürriyetimize kavuşalım. Ama peygamber bir endişesini o zaman dile getiriyor. Diyor ki tamam, size bir hükümdar seçelim, bir önder seçelim ama bu bir bedel ister. Bir mücadeleyi gerektirir ve bir savaşı gerektirir. Peki siz bunu yapabilecek misiniz? Savaşabilecek misiniz? Gale hel aseytum in kutiba aleykumul gitalu ella tugatilu. Yani ne dersiniz diyor. Böyle bir hükümdar seçildiğinde, melik seçildiğinde ya savaşmama durumunu tercih ederseniz, gevşeklik gösterirseniz. Onlar önce büyük vaatlerde bulunuyorlar ve diyorlar ki galu ve ma lana alla nugatile fi sabilillah. Bize ne oluyor ki Allah yolunda savaşmayalım? Fakat uhricna min diyarina ve ebnaina. Diyarlarımızdan çıkarıldık. Evladımızdan ayrı kaldık. Bu durumda savaşmaktan başka bizim ne çaremiz var ki? Öyle bir alternatifimiz yok diyorlar. Ama iş yapmaya gelince durum değişebiliyor. Bu gerçekten insanlığın genel anlamda bir zaafıdır. Vaat durumunda genelde insanlar vaatte bulunur ama iş yapmaya gelince ortalıkta görülmeyebilirler. Bunlarda da benzeri bir durum oluyor. Felemma kutiba aleyhimul qitalu, kendilerine savaş yazıldığında, yani savaş farz kılındığında tevellev, yüz çevirdiler. İlla galilen minhum, ancak az bir kısmı müstesna. Burada az bir kısmı müstesna, bu da yine tarihi okuma açısından, tarihteki olayları değerlendirme açısından önemli bir sonuçtur. Önemli bir değerlendirmedir. Tarihi şekillendiren insanlar sayıca çok fazla değillerdir. Ve yola çıkanlar, önderlik yapanlar sayıca çok fazla değillerdir. Bunlar bir nevi öncü azınlık olarak değerlendirilebilir. Bunlar toplumun adeta lokomotifidir. Bunlar lokomotif olduklarında toplum bunların peşinden genelde gelir. İşte çok kişi söz verdi ama iş savaşmaya gelince, iş ciddiyet kazanınca gevşeklik gösterdiler. Az bir kısmı verdiği sözde durabildi. Vallahu alimun biz zalimin, Allah zalimleri bilendir. Burada onların bu şekilde verdikleri sözde durmamalarıyla zalimler olduklarına işaret edilmiş oluyor. Yani Allah onları bilir demek yerine Allah zalimleri bilir denilmesi, onların verdikleri sözde durmamakla büyük bir zulüm ettiklerini, nefislerine zulüm ettiklerini, hukukullah'a karşı zulümleri olduğunu, hatta diğer insanların hukukuna karşı zulümleri olduğunu ifade etmiş oluyor. Yani bu da önemlidir. Diyelim bir karar alınmış ve bir mücadele verilecek, ortada bırakmak ve bunu zayıflatmak uygun değil. Böyle olduğunda diğerleri bundan zarar görecektir. Dolayısıyla bu tarz gevşek hareket edenler diğerlerinin hukukuna zarar vermiş oluyorlar. Yani kuvvetler dengesi gibi düşünelim. Mesela terazinin iki gözü dengede olduklarını kabul edelim. Ama bir taraftan bazı ağırlıkları aldığımızda öbür tarafa koymasak bile öbür taraf hesabına geçer. Dengeler öbür taraf lehine bozulmuş olur. Onun gibi insanların hak batıl mücadelesinde bir kısım insanlar hak tarafında yer almışken orada üzerlerine düşen görevi yapmamakla, farkına varmayarak, bilerek veya bilmeyerek diğer tarafa yardım etmiş hükmüne geçebilirler. Ve bu noktada da zulmetmiş olurlar. Allah zalimleri bilendir.
Ve kâle lehum nebiyyuhum, peygamberleri onlara şöyle dedi: İnnallâhe gad be'ase lekum Talut'a melike. Allah melik olarak, hükümdar olarak size Talut'u gönderdi. Kâlû enne yekûnu lehul mülkü aleyna ve nahnu ehakku bil mülki minhum. Onlar şöyle cevap verdiler: enne yekûnu lehul mülk. Yani ona nereden bir saltanat olacak ki? Talut isimli birisinin, bir hükümdarın başlarına gelmesine rıza göstermiyorlar. Demek ki başka beklentileri var. O noktada adeta ilahi tercihi kendileri göz ardı ediyorlar. Hem önce müracaat eden kendileri, bize bir hükümdar belirle diye peygambere müracaat ediyorlar. O da Allah size gönderdi diye, burada Allah size gönderdi, yani peygamberler doğrudan Allah tarafından gönderilir. Ama hükümdarlar doğrudan Allah tarafından gönderilmez. İnsanlar tarafından seçilir veya bir takım olayların sonucunda onlar hükümdarlık mevkiine gelir. Ama bunu nasıl değerlendireceğiz? Peygamber, onların peygamberi ihtimal Cenab-ı Hakk'a dua etti. Duanın neticesinde rüyada veya doğrudan vahiy ile Talut onların başına geçsin diye bildirildi. Bu manada olduğu söylenebilir. İşte Allah size Talut'u melik olarak gönderdi diyor. Ama onlar buna rıza göstermiyorlar. Ve diyorlar ki o nasıl hükümdar olabilir ki? وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ. Biz saltanatı ondan daha ehiliz. Küçümsüyorlar. Onun öyle bir hanedandan gelmediğini, hükümdarlar, krallar hanedanından gelmediğini söylüyorlar. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ. Ve onun bir malı da yok, serveti de yok. Yani bir serveti olmadan nasıl hükümdarımız olacak ki? قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ. Peygamberler onlara şöyle dedi: Allah onu size seçti. Yani burada Allah onu size seçti, doğrudan benim tercihim değil diyor. Allah onu bu göreve ehil gördü ve Allah onu size seçti. Ve zâdehu bastaten fil ilmi vel cism. Ve onun hükümdarlığını alamet olarak iki şeyi söylüyor. Bunlardan birisi ilim, diğeri de cism. İlim derken yani hükümdarlık ilmini, insanları idare sanatını, tedbir işlerini iyi bilen bir insan. Bu noktada hükümdarlığa ehil. Buna dikkat çekiyor. Ve bir de cismen bu göz dolduran bir isim. Yani bu da önemlidir. Bir liderde aranan vasıflardan birisi göz dolduran birisi olması. Yani zaman zaman günümüzde de liderler yan yana geldiklerinde, diyelim birisi gayet kısa, diğeri epey göz dolduran biri ise, halk diğerine daha böyle bir sempatiyle bakıyor. Oturduğu makamı dolduruyor tarzında değerlendirme yapılıyor. Bunun istisnaları olabilir. Cismen küçük olan bazı insanlar gerçekten liderlik noktasında başarılı da olabilir. Tarihte bunun örnekleri var. Ülkemizde de örnekleri yaşanmıştır. Ama normalde cismen de göz dolduran birisi olması bir lider açısından artı vasıflardan birisidir. Vallahu yu'ti mulkehu men yeşa. Ve Allah mülkünü dilediğine verir, dilediğine nasip eder, dilediğine saltanat nasip eder. Vallahu vasiun alim. Allah genişletendir ve her şeyi bilendir. Yani Allah darlıktan kolaylık meydana getirir. Allahu Teala hiç umulmadık kimselere zamanla saltanat nasip edebilir. Diyelim birisi normalde hiç düşünülmezken, hatıra bile gelmezken günün birinde bir ülkenin başında olacak, büyük işler yapacak. İnsanlar hiç öyle bir şeye ihtimal veremezlerken Allahu Teala ona bir mülk, bir saltanat nasip edebilir. Tarihte de bunun çok örnekleri görülmüştür. Günümüzde de nice örnekleri yaşanmaktadır. İşte Allah mülkü, saltanatı dilediğine nasip eder. Ve Allah genişletendir ve bilendir. Kimin ehil olduğunu bilir. Allah gönderdiğinde ona göre gönderir. Ve kâle lehum nebiyyuhum inne âyete mülkihi en ye'tiyekumut tabut. Onun mülkünün alameti şudur: tabutun size gelmesi. Burada tabut
değişik şekillerde tefsirlerde açıklanmış. Bir yönü belki şu, bir kutsallık var ve kutsal emanetler var ve bir nevi kalp anlamı da verilmiş. Yani o geldiği zaman size bir kalp getirecek, bir yürek getirecek, cesaret getirecek. Sizlerin kalbini cesaretle dolduracak. Böyle bir anlamda verilmiş. Fihi sekinetun min rabbikum, ve onda Rabbinizden bir sekine vardır. Yani öyle bir kalbin size gelmiş olması, artık sizde bir sükunet hali olacak. Kalbiniz mutmain olacak. Ve bakiyyetun mimma tarake âli Musa ve âli Harun, Hazreti Musa ve Hazreti Harun hanedanının geride bıraktıkları onda var. Yani Hazreti Musa, Hazreti Harun döneminde insanlar bir dinamizm kazanmıştı. Ve bu hükümdarın gelmesiyle, Talut'un gelmesiyle de o dönemleri hatırlatan durumlar olacak. O dönemler sırf mazide kalmayacak, günümüze taşınmış olacak. Bu anlamda da değerlendirilebilir. Başka türlü değerlendirmeler de var. Melekler onu taşır demek suretiyle, malum meleklerin insanın kalbine sekinet vermesi, sükunet indirmesi, bunlar Kur'an-ı Kerim'de dikkat çekilen hususlardan. İnne fî zâlike le âyeten lekum in kuntum müminin. İşte bunda eğer mümin iseniz sizin için çok büyük bir ayet, çok büyük bir alamet vardır. Neticeyi ifade edecek olursak, neticede Talut milletin başına geçiyor ve o zamanın zorba hükümdarı Calut'a karşı mücadelesini yapıyor ve neticede Calut'u deviriyor ve böylece İsrailoğullarında tekrar bir hürriyetlerine kavuşma, tekrar şanlı günlerin başlaması dönemi söz konusu oluyor. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.